Merhaba arkadaşlar, tekrar sizlerleyim. Bu videomda sizlere sukulentleri nasıl dikmemiz gerekiyor, toprak değişimini, saksı değişimini nasıl yapmamız gerekiyor onu anlatacağım. Birçok arkadaşımızın söylediğine göre alınan sukulentler belli bir zaman geçtikten sonra kötüleşmeye başlıyor ve ölüyor. Sukulentini yaşatamıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi ve en önemli sebep aldığımız sukulent bu üretim saksısında beklerse belli bir zaman sonra sağlığını yitirip ölecektir. Yani ille de ölecektir diye bir şey yok ama genellikle sonuç bu oluyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu Echeveria morani. Ben bundan daha önce saksı değişimi yaptım. Kendime bir tane diktim. Bakın size şimdi bu şekilde göstereceğim. Şöyle saksının kenarlarından sıkarak toprağı yumuşatmaya çalışıyorum. Bitkiyi kırmadan çıkartayım içinden. Şimdi bunun içinde ne var? Ben size onu göstereceğim. Görmeyen arkadaşlarımız görsün, bilgi sahibi olsun diye. Bakın bu nedir biliyor musunuz? Hormon bezi. Genellikle üreticiler sukulentlerde, kaktüslerde hormon bezi kullanıyorlar bitkinin çabuk büyümesi için. Bu hormon bezi bitkinin köklerinin gelişmesine engel oluyor. Ben bunu bu şekilde kesip çıkartacağım. Bitkiyi bu dertten, bu sıkıntıdan tamamen kurtaracağım. Görüyor musunuz? Yani bu bezle bu imkanı yok, yaşamazdı. Şöyle bitkiye zarar vermeden tamamen bu bezi çıkarmak istiyorum. Gördünüz mü? Kökler sıkışmış iyicene. Alttaki kuruyan yaprakları temizliyorum. Aynı zamanda bitkinin sağlığını da kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi gövdede herhangi bir çürüme yok. Şöyle yaklaştırayım. Gövdenin açık renk olması bitkinin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Ama ben bunu bir hafta, 10 gün, bir ay daha aynı saksıda bu hormon beziyle bekletseydim bu güzelim Echeveria moranimiz yaşamayacaktı büyük ihtimalle. Şimdi bunu yeni saksısına dikmek üzere bir önceki videomda paylaşmış olduğum toprak karışımımı şöyle bir saksıma, saksılarımızın altı delik oluyor arkadaşlar, her zaman söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğim. Altı delik olmayan saksı bitkinin katilidir. Alttan su tahliye olması gerekir. Kök çürümelerine sebep olmaması için. Gayet geçirgen toprağımız. İçinde tekrar anlatayım size. Bir önceki videoda anlatmıştım karışımı yaparken. Hindistan cevizi torfu, perlit, vermikilit, tonza, kiremit kırığı, inşaat ya da akvaryum kumu. Bunların hepsini kullanmıştım. Lav taşı kırığı, yanlış ahır gübresi, hayvan gübresi. Şimdi ne yapıyorum? Kökler dışarıda kalmayacak şekilde tamamen kenarlarından toprakla sıkıştırıyorum. Evet, sukulentimiz rahatladı. Ben de rahatladım açıkçası. Çünkü diğer saksının değişimini yaptığım zaman hormon bezini gördüm.
aklımdaydı. Bundan satın alan arkadaşlara da buradan uyarı olsun. Bu ya da başka bitkileri kesinlikle üretim saksılarında bekletmiyoruz. Bu şekilde toprağını değiştiriyoruz. Biraz da lav taşı kullanalım kenarlarına. Her zaman söylüyorum, ben bitkinin yapraklarının toprakla temasını bu şekilde lav taşı döşeyerek kesiyorum. Şimdi bitkimi diktikten sonra birkaç gün sulama yapmayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi hormon bezini de çıkardı. Kökler oldukça hırkalandı. Onlar bir toprağa alışsınlar. Kendilerini toparlasınlar. Bakın şöyle de göstereyim. Dikler tamamen lav taşıyla desteklenmiş durumda. Gördüğünüz gibi bitkimiz bundan sonra sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayacak. Şimdi burada iki tane de krasulam var. Onların da saksı değişimini göstereyim. Bakın bunlarda hormon bezi falan yok. Ama gördüğünüz gibi toprak tamamen süngerleşmiş. Bol perlikli toprağa dikmişler. Da çok güzel güneşte yaprak kenarları kırmızılaşan, renklenen bir krasula türü. Şimdi bunun toprağın saksısını değiştirdikten sonra çok güzel gelişim gösterecek. Bu ufak ufak yavrular birden serpilip kocaman olacak. İlerleyen zamanlarda gelişimlerini de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani aldığınız bitkilerin kesinlikle böyle üretim toprağını temizlememiz şart arkadaşlar. Yani sulasan su çekmez şu toprak. Bitki hiçbir şekilde gelişim gösteremez. Benim sukulentim niye yaşamıyor? Buyurun cevabı işte. Yani nasıl yaşasın? Bir saksımız daha güzel karışım toprağımızla dolduralım. Arkadaşlar aslında benim satış yaptığımı birçoğunuz biliyorsunuz. Ben kurumsal bir işletmeyim. Kaktüs ve sukulent satışı yapıyorum. Bu videoları fırsat buldukça çekmek istiyorum. Sizlere faydası olması için. Çünkü bu güzellikleri satıp size göndermekle iş bitmiyor. Ben en azından öyle düşünüyorum. Bildiğim, tecrübe ettiğim bilgileri sizlerle videolarımda paylaşmak istiyorum. Evet, çok şık durdu. Ben çok beğendim. Bilmiyorum siz beğenecek misiniz? Buna değişiklik yapalım. Lav taşı koymayalım diklerine. Pomza koyalım. Beyaz saksı da hem çok şık duracaktır. Hem de krasulamıza yakışacaktır. Evet, işte böyle arkadaşlar.
çektik. Gördüğünüz gibi üretim saksılarından çıkardık. Alttaki kötü toprağını temizledik. Bunun hormon bezini çıkardık. Onu çok büyük bir sorundan, dertten kurtarmış olduk. Bundan sonra sağlıklı büyüyeceklerini umuyorum. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izleyip beğeni yapın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.